Kibir ve utanç. Kibir ve utanç konulu bir makale yazmak ilginç olabilir diye düşündük. Kibir ve utanç, insan davranışlarının karmaşık bir yönünü temsil eder. Kibir, kendini aşırı derecede önemli hissetmek, başkalarını küçümsemek ve kendini beğenmişlikle hareket etmek anlamına gelirken, utanç ise suçluluk, mahcubiyet veya pişmanlık hissiyle ilişkilendirilir. Onu hakkında rehberlik yapan bir videoyu önce birlikte izleyelim. Kibri yıkıcı olarak tanımlıyor yazar ve trajedinin sebebi olarak gösteriyor. Kibirli kişilerin kendi öz becerileri hakkında yanlış fikirlere sahip olduğu fikrini öne sürüyor. Yazarın ana kaygısı ise özellikle politikacılar ve liderler arasında hübris sendromuna sahip bireylerin nasıl tespit edilebileceği ve zararlı sonuçlarından nasıl kaçınabileceği sorusu. Bu arada kibir konusu oldukça popüler bir konu oldu. Çok yakınlarda bugün sözünü ettiğim konulara benzer bir şekilde kibri anlatan Kibrin Tarihi isimli kitap Fince'den Türkçe'ye çevrildi. Kibirli liderlik yani hubristic leadership, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetim tavırlarından sonra özellikle ABD'de daha çok tartışılan bir konu oldu. Bu nedenle araştırmacılar açısından kibrin politik liderlikteki rolü önem kazandı. Kibir aptallığın daniskasıdır. Ya ben kimim, sen kimsin kardeşim? İşte belli bir süre sonra toprağa girip toprak olacak bir insansın. Kibirli insanlar bana gülünç gelir, aptal gelir. Zeki insan kibirli olamaz, mümkün değil. Yetersiz, değersiz olduğumuz, bir şekilde kusurlu olduğumuz, bizde bir şeylerin yanlış olduğu inancıyla büyüdük. Ve tüm bunların sonucunda da bu inancın sonucu olarak suçluluk ve utanç duygularıyla baş etmeye çalışıyoruz. Utanç bir şekilde sizde bir şeyler eksik olduğunda ya da bir şeyleri hatalı, yanlış yaptığınızda hissettiğiniz o rahatsız edici, ezici duygudur. Ve bu duygu bir süre sonra o kadar rahatsız etmeye başlar ki bizler bu utanç duygusuyla baş edebilmek için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmeye başlarız. Kimimiz bununla baş edebilmek için, yani o suçluluktan kurtulabilmek, kaçabilmek için bunun tam tersini hem kendimize hem de diğerlerine kanıtlayabilme yoluna gideriz. Ve sanki bu duygunun tam tersini hissediyormuş gibi davranırız. Yani dışarıdan son derece özgüvenli, hatta biraz kibirli, bir parça kendini beğenmiş gibi algılanabiliriz. Utanma, ahlaki sorumluluk duygusuna ait bir fiziksel ve zihinsel reflekstir. Utanan insan, iyi şeyleri hak etmediğini düşünür ve içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ister. Utangaçlık, insanın çocukluk yaşantısında başlar ve zaman içerisinde kişiyi kontrolü altına alır. Kendimizi kontrol edebilelim, hatalarımızı azaltabilelim isteriz. Bunun için utanmak iyi bir fren mekanizmasıdır. Hiç utanma duygusu olmayan insanlar, yüzsüz, utanmaz diye tanımlanır. Toplum, utanma duygusu olmayanlara kızar. Onları zararlı ve güvenilmez bulur. 1915-1987 yıllarında yaşamış ünlü film yıldızı Ingrid Bergman'a sormuşlar, gidişat çok kötü, dünya nasıl kurtulacak? Utanç demiş Bergman, dünyayı bir tek utanan insanlar kurtarabilir. Çünkü utanmak, kibir denilen en büyük günahın panzehiridir. Yalanın, iftiranın, hırsızlığın, pişkinliğin, arsızlığın önündeki en büyük engeldir. Başını öne eğebilen, yüzü kızaran, özür dileyebilen insanları görmeye ihtiyacımız vardır. Utanç eksikliği ise kişide kibire yol açabilir. Fazlasıyla öfkeli ve kibirli olan egoist insanların konuşmaları genellikle "ben" kelimesi ile başlar. Onlar ifadelerinde "biz" kelimesini kullanmaz. Böylesi insanlar asla yanılmadığına, bütün girişimlerinin başarıyla sonuçlanacağına inanır ve kendini hukukun üstünde görebilir. Özetle demek istediğimiz şudur. Her şey karşıtıyla vardır. Siyah, beyaz, güzel, çirkin, iyi, kötü, utanma, kibirlenme gibi sıfatlar ve davranışlar. Empati, yani öz farkındalık ve açık iletişim gibi unsurlar önemlidir.
Ülke yönetiminden sorumlu siyasilerimiz ve bürokratlarımız başta olmak üzere tüm insanlarımızın kibirlerini kontrol etmeyi ve utançlarını kabullenmeyi öğrenmelerini diliyoruz. Ali Ara 2015 29 Haziran 2023.